Neler aktarabilirsin bizlere? Cengizhan bugün öğle saatlerinde rüzgarınızı, daha doğrusu öğleden önce 11 sularıydı ve rüzgarınızı o dakikalarda 20 kilometre civarındaydı. Çok e, dingin bir hava vardı. Nem oranı da geçen yılki o kabus dolu günlerle kıyaslandığında yüksekti. Ve biz açıkçası yangının bu doğrultuda en azından kısmi ölçüde de kontrol altına alınmasının çok kısa bir sürede gerçekleşeceğine inanmaya başlamıştık. Ama öte yandan da rüzgarın her şeyi değiştirebileceğine de vurgu yapıyorduk yayınlarımızda. İşte rüzgar yine yapacağını yaptı ve saat özellikle 18'den sonra birden hızını aniden arttırdı. Öyle bir arttırdı ki günün boyunca 30 kilometre hızla esen rüzgar 50 kilometreye kadar ulaştı. Peki ne oldu? Ne oldu? Değirmen yanı mahallesinde özellikle buradaki komuta merkezine basın briefinglerinin yapıldığı ve buradaki yangın komuta merkezinin de bulunduğu bölgede birden alevler görülmeye başladı. Alevler hızla geldi, çok hızlı geldi ve burada büyük bir panik yaşandı tabii haliyle ve buradan tahliyeler gerçekleştirildi. Şu an görüyorsunuz rüzgarınızı yine oldukça yüksek yaklaşık 200-250 hektarlık bir alanda etkili oluyor rüzgar e, yangın alevler hala etkisini gösteriyor rüzgarın hızı da şu an saatte 40-45 kilometre civarında seyrediyor Marmaris'in üzeri, üzeri tamamen e, bilmiyorum ben çıplak gözle çok net bir şekilde görüyorum gözlerimize is yağıyor toz duman Evet gerçekten iç karartıcı bir ortam var şu an ve Marmaris'in üzeri de kara bir dumanla kaplanmış durumda. Aynı zamanda bu bölge Börtübe ve Değirmen Yanı bölgesi tamamen Duman altında şu an alevleri görüyorsunuz. Tabii ekipler de can siperhane büyük bir gayretle çalışıyor.